Doğu Türkistan'ın Kaşgar ili Yenihisar ilçesinde çocuk bakıcılığı yapan Hürnisa Nasır adında 21 yaşındaki Uygur genç kızın bir kız arkadaşına başörtüsünü takmasını tavsiye ettiği için tutuklandığı ve yapılan Çin usulü yargılamada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Çin hükümeti Doğu Türkistan genelinde özellikle Uygur nüfusunun yoğun olduğu güney bölgelerde sözde çift dilli anaokulu eğitimine yaptığı yatırımlarını artırıyor. Çin Ulusal Radyosu'nun haberine göre yeni öğretim döneminde Doğu Türkistan'da toplam 1.128.900 çocuk çift dilli anaokuluna yerleştirildi. İşgalci Çin'in sözde çift dilli eğitim politikası Uygur milli eğitimini yok edip Uygur Müslümanlarını daha hızlı asimile etmeyi hedefliyor. 15 Eylül 2017 tarihinde Kayseri'deki Doğu Türkistan Derneği Genel Merkezi'nde 70 Doğu Türkistanlı Uygur çocuğun sünnet merasimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 700 misafirin iştirak ettiği düğüne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çelik başta olmak üzere çok sayıda protokol katıldı. Çin'den skandal Kuzey Kore açıklaması. Çin, ABD'ye diyalog çağrısı yaparken nükleer silahlara sahip bir Kuzey Kore'yi kabul etmeyeceğini duyurdu. Aynı zamanda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin tüm yaptırımlara rağmen nükleer silah geliştirmeyi sürdüreceğini ve böylece ABD ile güç dengesi oluşturacağını bildirdi. ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Başkan Donald Trump'ın bütçe tasarısı kapsamında ülkenin stratejik ham petrol stoklarını satma teklifini eleştirdi. İspanya hükümetinden Katalonya'ya 48 saat süre. İspanya hükümeti yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapmakta ısrar eden Katalonya yerel yönetimine 48 saat içinde referandumla ilgili harcama yapmayacağının garantisini vermesini istedi.